Dikkat, bu müzikli bir videodur. Bazılarınızın TFT oynarken müzik dinlemeyi sevmediğini biliyorum ve bu yüzden çoğu videomu müziksiz çekiyorum zaten. Bu müthiş kompozisyon için piyanoyu sevmeye çalışırsınız umarım. Çalışmazsanız da canınız sağ olsun. Çok yakında müziksiz bir videoda görüşürüz. Şimdi maçımıza geçelim. Efsane bir kompozisyon sizleri bekliyor. Işık gitmeyi istiyorum bu maç. Ne işe yarıyor? Bir ışık şampiyonu öldüğünde diğer ışık şampiyonları 4'te 1 can dolduruyorlar ve saldırı hızı kazanıyorlar. Gittikçe sinirleniyorlar işte. Işıklı kardeşlerimiz öldü diye galeyana geliyorlar. Bir orman daha bulalım. Erken oyuna ormanla başlayalım bari ya. Işıkta ışıkla başlamayı seviyorum. Çünkü erken oyuna uygun şampiyonları var. Nasus. Jax. Ama orman her türlü OP. Buna sence Fizz'i hangi sette koyarlar TFT'ye? Bu sette Okyanus olarak gelebilir bence. Okyanus suikastçı. Belki yeni sınıf da çıkacak. Şeye hangi sınıf sonradan? Hextech sonradan geldi. Buna da sonradan bir şey gelebilir. Zeke. Abi Zeke. Önce bir orman buff'ını açalım. Zeke Nasus'a da yakışıyor. Işık şampiyonlarına yakışıyor. Biz onu şimdilik... Amacım ne biliyor musunuz? Nasus'un canını arttırmak amacım. Nasus'u her tur 30 can arttıralım. Çünkü bunların hepsini satacağız. Nasus ise ışık kompunda kalacak. O yüzden teferruatları yollayıp tamamen bu takım üzerinden gideceğiz bir. Işık bulmaya çalışacağız hep. Selam muhtarım, iyi yayınlar. Umarım iyisindir. Kendimi unutturmadan bir görüneyim dedim. Bol zaferler inşallah demiş sağ. Çok teşekkürler sağ. Vallahi bol zaferler. İki oyun üst üste birinciyiz. Bakalım üçüncüyü de ekleyecek miyiz? Sağ olasın. Çok iyi. Dın 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 dın. Muazzam muazzam bir başlangıç. Tabi bunlardan biri daha 2 level olsa daha muazzam olurdu ama yani yeterli, gayet kafi. Hemen faize döneceğiz zaten. Çok güçlü bir elimiz var şu an. DPS'i biraz az. Ama işte Zeke'nin verdiği saldırı hızıyla, Niko'nun alan hasarıyla, Nasus'un 2 level olmasıyla gelen güç bize ilk turları kazandıracaktır. Karşımıza böyle çok iyi gölge açmış falan bir herif gelmezse ya da 3 eşyalı böyle bir eksayı falan. Eksayı sıkıntı olur mu acaba? Bir tane 2 level'ı var. Hadi bakalım göreceğiz. Koruyucu melek çok sıkıntı değil çünkü bizde de aynı şampiyondan 2 tane var. Koruyucu melek orman buff'ının güçsüz versiyonu gibi. Sadece eşyalarını koruyorsun. Aa, yırtıcı olmaları çok sıkıntı. %25 canın altını teker teker ısırdı ya. Çok tatsızdı böyle. Tık 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 ısırıp gittiler. Sırtıcılar. Ama son anda yani. Dedim çok çok ekstrem bir koşulda yendi adam bizi. Problem yok. Yasuo diyor ki bulut vereyim mi abime? Aslında Yasuo. Işık kombunda bulut bulundurmayı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Soraka, Jenna, Yasuo yapmayı seviyorum. Üstüne Aatrox'ta kılıç ustasını açıyor. Ya çok masraflı oldu. Faizi rezil ettik ama bir gel bakayım. Faizi sert rezil ettik yani. Selam Kemal.
Skarner, ben ne dedim? Ben kesin başka bir şey demişimdir ona. Rexai mi dedim? Rexai demişimdir. Skarner, Rexai, Nocturne aynı şeyler arkadaşlar. Bunu değiştiremem bu saatten sonra. Atacak bir şey yok. Geç seçiyoruz maalesef. Damage yemedik pek. Eşya olarak AP lazım şey için. Ginzo için. Ya da kılıç lazım. Vayne dev katili için. Ya da büyü direnci lazım. Vayne runağın için. Ginzo'yu tercih ederim. Ginzo clean. Sonra kadar ışık şampiyonu. O da olur. Buradaki her şey işimize yarar bizim. Abi ciddi misiniz ama ya? Ama alabileydim iyiydi o kadar AP varken yani. Pis hırsızlar. Bedelini ödeyeceksiniz. Bu aşamalarda kullanılır 2 level dayana. Yedir. Çok masraflı burası ya bak. 4, 5, 6, 9, 10, 12 altın yatıyor burada ya. Şu an neredeyse 20 altına yakın bir faizimiz olabilirdi. Çok geri kalacağız ama hadi bakalım. Işığın gücüne inanacağız. Abi yayınlar TFT derecelisi ile Ulin kendi derecelisinden farklı mı olacak? Çünkü set 2 ile beraber dereceliler sıfırlandı. Bir de Mage'iyim. Mage bence iyi değil. Sihirbaz eşyası yapıp Annie gibi böyle çılgın bir şampiyonu da büyücü yaparsan yanında güzel oluyor. Bence. Ya da Veigar. Sapık Veigar yaparsan falan. Dereceliler zaten farklıydı bildiğin üzere. Ve farklı olmaya devam edecek yani. Sezonlar tam uyuşmayabilir. TFT'de set mantığı olacağı için zaten. Ama ne zaman geliyor TFT set 2'nin derecelisi? 20 Kasım'da falan geliyor. Aslında denk geliyor olabilir. Yakın yani tarihler. Bilmiyorum. Sonuçta 20'sinde başlıyor dereceli işte. Yaklaşık. Güzel. Güzel. Geçelim mi ışığa? Ormanı biraz daha tutalım mı? Çok masraf oluyor orman bize. Geçelim yavrum ışığa. Çünkü 2 level vein'imiz var. Güçlendirilmiş Nasus'umuz var. Buradan faiz de kazanıyoruz. Tüm bu etmenler birleşince bana mantıklı geldi bakalım. Vayne her türlü şu saldırı hızını hak ediyor. O ya runağın ya dev katili ya Ginzo mutlaka bir şeye dönüşecek. Her ışık şampiyonu öldüğünde Vayne'in saldırı hızı artıyor şu an. Masa sarımız yetmedi patates olduk. Bu adamın çok 2 level'ı var, yapacak bir şey yok. Üstüne dev katilini de yapmış. Fazla 2 level. Kayacıları yenmeliyiz mantıken. Yeniriz ya. Yeniriz. Yener miyiz? Yener miyiz? Yeneriz. Evet, ışıklar birbirini buff'lıyor ya. Oradan kurtarır. Kurtarım sormuştum ama çok tilt olduğun için cevabı çok kısa kesmiştin. Pantheon değer suretleri gibi tam gücünü kullanıyor mu yoksa pasifindeki fani hatıratı gibi belli olaylar ve durumlarda mı cevaplarsan? Çok sevinirim, ciddi kafama takılıp duruyor. Tam gücünü kullanıyorum. Şimdi suretler konusu hala biraz karışık. Dolayısıyla şu anki Pantheon, ana Pantheon'un o ilahi varlığın gücüne ne kadar sahip bilmiyoruz ama yani belli bir tetiklenmeye ihtiyacı yok gücünün. İstediği zaman kullanabiliyor. Bu diyebilirim. Ama detayları çok belirsiz yani. Burada full para düştü buradan, bu ne? Şey hikayesini okuyabilirsiniz o.
Zerat'la kapıştığı bir hikayesi var. Zor yeniyor mesela Zerat'ı. Dolayısıyla çok güçlü de değil gibi öyle bakarsak. Zeke veremiyor olmak Vayne'e üzücü ama biraz can kassın orada. Çünkü Vayne doğru eşyalarla bizim çok önemli bir taşıyıcımız olacak. Şu an eşya düşmediğine bakmayın, elbet bir gün düşecek. Burada düşmezse kurtlar da düşecek ve biz bu Vayne'i hayvan yapacağız. O yüzden biraz güçlensin, kuvvetlensin tek yemesin. Artı 30 can toplasın oradan. Yasuo şu an anlamsız görünebilir size ama Aatrox geldiğinde Kılıç Ustasını açacak. Janna geldiğinde Bulut'u açacak. Bulut da Mistik'te çok nerflendiler ama iş yapar diye umuyorum yine de. Ne Kiana'ymış arkadaş. Nasıl çabuk? Nasıl büyük? Ha, 1500'lük kalkanı var tabii. O ay ne güzel ulti attı, ikisini de stunladı yani, de helal olsun. İyi oynadı Kiana. Lan play yaptık Kiana resmen, ama böyle şey mi olur? Haksızlık, adamınki play yapıyor aga. Benimki Nasus, ne yapsın adam, vuruyor. B'ye bası vuruyor. Destekçi yıl dönümü 5. ay. Çok teşekkürler Eray. Yavul alalım mı? Yavul alsak ne koyacağız ki, boş ver. Bir tane Jax mi koyacağız? Meh. Biz sakin ilerleyelim. Zaten eşya da düşmedi bize. Yavaş gidelim. Beni bildiğin aşağıda kasıyoruz abi. Ölüme terk ederek kasıyoruz Reyni. Yapacak bir şey yok. Bunun parası yok. Bir şey olmaz bundan. Abi modları nasıl seçiyorsun? Modları genelde ben seçmiyorum artık Efe. Baş moderatörümüz seçiyor biz artık. O iş sistemi oturttuk. Orhan var. Orhan diyor ki bu sayfada moderatör açığı var. Bu insanlar olabilir diyor. Başvuru formu açıyor. Stratara genel sohbete katılırsan başvuru formu açıldığında genelde orada olur. İyi para kastık ha. Dayak yedik, biraz can kaybettik ama güzel para kastık. Şimdi bir tane daha dayak yersek, şunların önüne geçersek Panayır'da, güzel bir öncelik yakalamış oluruz orada. Yırtıcı. Oha, biri elenmiş. AFK'ydı herhalde bu. Aynen, bu adam bağlantısı koptu bir ara. Bakar mısınız? Aşama 3'te elenebiliyorsun abi set 2'de ya. Korkunç. TFT 1'de hiç set 2'de elendiğimi hatırlamıyorum. Aşama 3'te elendiğimi hatırlamıyorum ben. Panayır'dan sonra seviye alalım. Kılıç, yetenek gücü, büyü direnci, yine hedefimiz bunlar. Ay, canını satmak da üzer. Ulan bütün istediğimiz eşyalar işimize yarayan şampiyonlarda, olaya gel. Ginzo mu dev katili mi? Yapıştırdım Ginzo'yu ya. Canını satacağız maalesef. Başka yetenek gücü bulmaya mı çalışsak, kurtlara kadar beklesek mi? Hadi kurtlara kadar bekleyelim. Level atlayıp canını koyalım. Mistik ve bulutu açalım. Sonra buradan yetenek gücü çıkmazsa, düzgün eşyalar çıkmazsa canını satmayı düşünürüz. Çünkü iyileştirmesini arttırıyor. Burada da yetenek gücü kötü değil. Fakat şimdi Jax'i koymak daha mantıklı oldu. Diana'ya veda edelim. Bulut, Mistik, Işık. Temel kompozisyonu yaptık. Bunun üstüne amacımız bir Aatrox, bir Yorick eklemek dostlar. Level 8'de tamam oluyoruz. Janna'yı burada yerler.
Bütün takıma %15 sakınma ihtimali buluttan, bütün takıma 40 büyü direnci mistikten, böylece Nasus güzel bir tank oluyor. Hatta madem herkes fiziksel hasar gidiyor abi, ben alsana şu çividiyi. Bunu alnı Vayne'lere karşı direncimiz olsun. Dev katilde artık gerçek hasar değil, fiziksel hasar verdiği için çivili alıp biraz korunabiliyorsun. Çivili bence bu metada çok iyi bir eşya değil ama sapık Nasus yapıyor olduğumuz için işimize geldi. Normalde en iyi kaçırmam burada ama benim kompum çok belli enicim. Bay bay. Güzel. Ekonomimiz çok iyi. Güzel bir denge yakaladık. Level 1 şampiyonlarımızı atlatmayı da becerdik. Dediğim gibi artık Yorick Aatrox arayacağız. Vayne'i biraz daha ölüme terk edeceğiz orada. Sonra Ginzolar dev katilleri hedef. O eşyaları bulamazsak sapık Nasus üzerinden gideriz. Nasıl bir level ya senin Skarner'ın hala? Kimsenin aldığı bir ünite de değil ki, bomboş duran bir karakter. Pokemon'daki Zubat gibi adım atıyorsun Skarner çıkıyor yani. Zaten Pokemon esprisi var ya Skarner'da, belki oradan aklıma gelmiştir. Skarner'da çalıda uzun süre beklerseniz Balbazar gibi. Skarner diyor. Dın 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 dın. Dın dın. Sonraki rolüm level 7 üzerinden gelsin. 6 ışık complete. Artık seviye atlamak istiyoruz. Kılıç ustasını açıyor Aatrox ama Yasuo çöp, o yüzden önemsiz. İyi vurmuş burada da, güzel ultiler atmıştır, yapmıştır bir şeyler. Bulut ya da Misty'yi bırakıp şimdilik 6 ışık mı yapsak? 6 ışık da %10'dan %20'ye çıkıyor saldırısı, fena değil de. Acelemiz yok ya, çok yakında 8'e basarız zaten. Eşyalarımızı görelim. Şey düşünüyorum. Vayne'i artık öne alıp Yorick'e mi can kasmaya başlasak? Ev katili çıktı. Aha! İstediğim eşyaları hatırlıyor musunuz? Tek tek saydığım. Hepsi geldi ama sorun şu. Bir tane saldırı hızım var. Hayat bana şunu diyor. Kardeşim, Runağan mı yapıyorsun? Dev katili mi yapıyorsun? Ginzo mu yapıyorsun diyor. Zor bir soru. %12 gerçek hasar abi her 3 saldırıda bir. %12 gerçek hasar ya. Al reis sen şu Ginzo'yu. Biraz daha can kassın burada, kıyamadım. Bir tık daha güçlenmesi lazım. Hadi Yorick ona yardımcı olsun. Suikast çatlarsa bir yardım etsin. Çünkü artık Ginzo'su var, bir tık daha değerli bir şampiyon. Kanusamış yapar mıyız emin değilim. Acele etmeyelim, panayırı bekleyelim. Panayırdan saldırı hızı kapıp dev katili yapabiliriz belki. What? Ne oldu lan öyle? İnternet patladı. Ya. Sonuç olarak geldik. Abi çok fazla yakıncı olarak gidiyorsun. Bir Ash, bir Varus'a gidebilirsin. Biraz nişancı üstünden git bence. Ha! Okey, bu her şeyi değiştiriyor. Şu an 6 ışığı açtık. Okey, hedef Spatula abi. 9 ışık, let's go. Spatula bulmamız lazım. Nasıl bulacağız ya Spatula? Abi her şeyi çıkarıp onar damage miyim şu an? Ya Spatula çıkmazsa sonra buradan? Arkadaşlar enerjinizi gönderin. Spatula lazım. Spatula lazım. Seviyeye de gidelim ya. Yori'yi geri istiyorum, Yori çok OP. Spatula ile ışık eşyası yapıp dokuz ışık yapacağız. İnş. Eğer bulamazsak Spatula, o zaman yapacak bir şey yok. Hayallerimiz suya düşecek.
Jax 3 zor. Zor zor boş ver. Nasıl 3'ten daha yakınız ama? Çünkü seviye atladıkça bir altınlık şampiyon bulma ihtimali azalıyor. Nasıl su saldım? Şu an için vuramıyor Soraka tabii ki. Soraka değil bu. Seviye atlamak da istiyorum, azıcık aramak da istiyorum. Sabırlı olayım, sabırlı olayım. Çok canımız var ya, acele etmeme gerek yok. Önemli olan potansiyelimiz. Ben seviyeye odaklanayım. Hem Aatrox hem Yorick'i almak istiyorum içeri. Ne kadar ışık, o kadar iyi. Lux 2 ışık sayılıyor ya. Ölünce 2 kere can dolduruyor mudur? Hiç sanmıyorum bu arada. Yani öyle tabii ki değildir ama olsaydı komik olurdu. Soraka 76 vurmuş. Bir tane mus fırlatmış. Ellerin dert görmesin. Abi iki tane spatula var. Biri kalsın ya. Ne yapacaksınız ki spatulayı? Abi ne yapacağınız spatulayla ya? Ya sen spatulayla ne yapacak olabilirsin ya? Sırf parlıyor diye spatula alıyorsunuz yemin ediyorum. Ben saldırı hızını alayım bari. Of ya. Lan o da gitti. Alın her şeyi alın. Allah kahretsin. Kazanmak da başa bela ya bu oyunda. Hepinizi eleyeceğim lan. Hepinizi tek tek eleyeceğim. O spatulayı vermediniz ya bana. Alayınızı süründüreceğim sizi. Sinirlendim. Basıyorum XP'yi, geliyorum yavaşça. Belki keskin gagalardan spatula düşer. Tam yıkımınız olur. Bakayım ne yapmış spatulayla. Ne yaptın lan spatulayla? Nerede spatula? Görünmüyor da. Nereye sakladın spatulayı? Al işte. Allah ya Rabbim ya. 2 tur sonra eleneceksiniz. Spatulayı mezara götürüyorsunuz. Milleti trollemekten başka bir şey değil. İşine yarayacak bir şey al daha iyi. Adam spatulayı koymuş böyle ya. Böyle koymuş spatulayı ya. Burada spatula var. Bir altınlık nasıl üzerinde. Çıldırırsın ya. Ne yapacaksın? Assassin Nasus mu yapacaksın ya? Oy, bu ne böyle? Bu adamı biz yeniyorduk sanki zamanında. Eskiden. Tamam, parayı harcayınca yine yeneriz. Parayı harcayana kadar bir tık yeniriz. Benim kompumu yapıyor bir de ya. Işık yani. Çok. Kendi üstüme almış olabilirim ışığı ama. Işık yapıyor. 5 level. Işık şampiyonlarını çok güçlü yapmak üzerine gidiyor. Misty'yi açtı. Baya benzer gidiyor bize. Sadece aramızda 3 level fark olacak birazdan. Aha geldi. Daha hayaleti geldi ya. Suratına vurma zevkini yaşayamayacağım. Hayaletinin suratına yumruklamak zevkli değil. Ben gerçek... Gerçek derken... şu suratı bak, elenecek şimdi. Spatula'yı aldı, elenecek. Çıldırırsın ya. Neyse, belki de başka bir rakibimiz, daha tehlikeli bir rakibimiz spatula alacaktı ve o büyük dert olacaktı. Ondan kurtulmuş olduk. Pozitif bakmaya çalışayım. Yeri ne yaptı spatulayla? İzleyeceğim onları. Daha sonra seviye atlarız. Neydi ya? Elendi bile mi o? Bir yere elendi bile galiba. İnanılmaz ya. Ayo buzul yapmış. Eşi buzul yapmış. Ya da bunu gardiyan yapmış. Galiba eşi buzlu yapmış. Bir level eşi buzlu yapmış. İyi yapmış.
İşte seviye atlayalım da. Soraka'nın ve Janna'nın bir level olması bir tık üzücü ama ne yapalım? Gelmediler. Hadi reis ver bir spatula ya. Vermedi ya. Bari saldırı hızı vereydim. 46, 50. Kılıç çıtasını açalım. Yeter bize şu an. Seviye 9 olup Yorick'i almak istiyoruz. Tabii bir de işte ışık buff'ını açmak istiyoruz. O hayırlısı. 9 ışık galiba olmayacak. Hevesimiz kursağımızda kalacak. Unlucky. Abi Nar Rumble oynayan birisine topta oynaması için ne önerirsin? Nar ve Rumble. Yordle'ları seviyorsun demek ki sen reis. Bak tüylü Yordle'ları seviyorsun. Nar da Rumble'da hem dayanıklı, hem uzaktan dürtebilen, hem de takım savaşlarında çok kritik ultiler atabilen şampiyonlar. Bu üç özelliği birleştiren şampiyon var mı aklınızda chat? Lane de dürtsün, fight'ta kritik ulti atsın, tank olsun. Aloy belki. Aloy olabilir. Urgot belki biraz olabilir. Gireceğim. Başka? Ne bileyim. Beni artık buradan çeksek mi ya? Yorick gel. 9 level'da çekerim beni onu. Bir Zeke'den de faydalansın istiyorum. Bunları da veririz bir ara. Bir şey. Bu panayırdan sonra karar veririz. Onun çok uzaktan değil ama ultisi var ve dayanıklı. Evet. Dürtme kısmına pek uymuyor. Ama teamfight ultisi olarak uyuyor. Üstelik tüylü. Samet oradan da kurtarıyor. Tüylü kısmı da uyuyor. Yori'nin minyonlarının ölüp diğer ışık şampiyonlarını güçlendirmesi çok önemli. O yüzden Yori'ye inmemiz lazım. Aatrox yerine Yorick ineyim ya. O getirdiği iki minyon çok değerli oluyor. Kılıç ustasını kaybedeceğiz ama. bir can. Hasar yersek bütün parayı harcamak zorunda kalacağız. Şu düzenlememize başlayalım. Genelde buradan zıplarlar sanırım. Gerçi keşke full itemları bekleseydim. Buradan full item gelebilir şimdi. Tamam, gerisi dursun bir. Max 3 olmaz ama fantezi olarak yapıyorum. Çünkü 9999 vuruyor ultisi. Oyunda toplam galiba 10 tane Lux var. Hepsini alman gerekiyor neredeyse işte. Belli mi olur? Kimse gitmezse Lux. Biri bile gitse bozuluyor ama. Bir kişi iki tane Lux alıyor gidiyor. Tabii şey ya, 5 altınlık şampiyonlardan 10 tane var, onu biliyorum. Lux 7 altınlık bir şampiyon, herhalde ondan da 10 tane vardır. Bilmiyorum detayını. Full ışık, full ışık, full ışık. Oyun biter, oyun biter diyorum sana, oyun biter. 9 ışık bebeğim. Şimdi son bir damage yiyelim yiyorsak. Level atlıyoruz. 9 ışığı açıyoruz ve artık her ışık şampiyonu öldüğünde herkes %35 saldırı artı can yenileme. Hadi bakalım. Yerde ararken gökte bulduk. Spatula değil, full item olarak geldi. Ya Yasuo'ya Janna'yı ışık yapacağız. Sadece büyü direnci veriyor. Öldüğünde millete şey sağlıyor. Ama saldırı hızı da veriyor. Hadi Yasuo'ya verelim.
Nasus çift zeka yapalım mı? Yaptım gitti ya. Yapıştırsın saldırı hızını. Vayne'i coşturuyor. Painful saldırı hızı oldu. Başka hiçbir şey yok garibanın. Bir tane de iyon kıvılcımımız var. Belki kullanırız. Max ışıktan kör olmuş galiba. Salak salak ultiler atıyor. Helal. Ben böyle deyince kızdı. Nasus tutuyor, Lux vuruyor. Nasus tutuyor, Lux vuruyor. Muazzam. Işıkla boğun hepsini. Bu spatulayı çalanlardan. Hainleri ve spatula hırsızlarını adalete kavuşturacağız. Kim level atlasın istiyorum? Yorick. Jax zor. Lux imkansız ama istiyorum. Yasuo da yakınız. Okey. Vayne önde ölüp duruyor. Ne yapsak? Yapacak bir şey yok ya. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yori'yi bait olarak koyarız buraya. Soraka arkayı tutar. Lux'a da suikastçı atlamazsa, Lux coşar, suikastçı atlarsa ultisini atıp ölür. Ki atlayacak şu an, hem de 10 tane. 3 tane geliyor, 2 tane mi geliyor? 1 tane geldi. Bir ulti atsa Lux bana yeter ya. 2500 burada abi ultili daha ne. Bir tane daha at. Oh! Ama bir tane daha atıyordu ölmeseydi. Bence bizim Nasus bu Kiana'yı yener. Çivili zırhı var o kadar. Temiz. Helal lan Nasus. 5300 damage çıkardı herif. Bir altınlık deyip geçmeyin. Nasus baba burada da akıyor. Sen ciddi misin bu eşyada? Mükemmel. Vayne'in eşyası da... Oğlum ne eşya istediysek gökten düştü lan. Ne istediysek gökten düştü. Soraka'ya Solari. Yok be abi. 250 zırhı ne yapayım ben? 300 mü veriyordu? Kaç veriyordu? 300. Bağış ver ya 300. Gerek var. Nasıl canına bak. 2200. Zaten ışık şampiyonları ölsün istiyoruz. Ölsünler ki taşıyıcı ışık şampiyonları saldırı hızı kazansın. Muazzam. Dokuz ışık. Let's go. Şu garibana bir koruma verelim değil mi? Ya da şöyle yapabiliriz. Bu da çok çılgın oluyor da. Koruma, bir tane koruma verelim Lux'a. Biraz da arayalım. Güzel. Hadi bakalım. Geriye kaldı 2 Yasuo, 6 Lux, pardon 5 Lux. Vayne'in damage'a bak. Dev katilini verdiğimiz gibi deşmeye başladı. Yalnız bu summoner'lar biraz kalabalık olmuş. Niye Yorick minyonların canı bu kadar fazla? Altı efendi yaptı herhalde. Yenildik, beklemiyordum. Öleceksin. Abartılacak bir durum yok. Miki can seve seve arıyoruz. Level atlatacak pek bir şeyimiz de yok ya. Biraz sıkıştık da. Atsız. Yorick 3 imkansız ya. Bu hiç
Yasuo 3 bir şey ifade etmiyor ama elimizde bu var, ne yapalım? Onu mu bait koysak öne? Burada 7 vuruş yapıyor artık. En çok eşyalı adam atlayıp 7 kere vuruyor. Bir şampiyon için bir anda 7 atak bayağı güzel. Bak tak tak tak. Fena hasar çıkarmadı da eşya vermediğin sürece çok bir şey ifade etmiyor. Laksa bak, Laksa 2 saldırı hızı var, sapık gibi vuruyor. Çok güzel. Işık kompozisyonu çok keyifli ya. Herkes deli gibi saldırı hızı kasıyor. Kaldık son 3. Bu yapınca ne oluyor? Hiç şey olmuyormuş. Komplara bakalım. Yana atlayacak. Artık suikastçılardan Lux'ı koruyalım değil mi, o döneme geldik. Jax oyalasın onları, bir ulti atar vakit kazandırır. Böyle girelim bakalım. Yine frontline'ı sildim. Vayne'i biraz açık bıraktım ama bunlar bir adım öne çıkacaklar zaten. Aynen bak, tam etrafını çevirmiş oluyorlar. Torku az sıkıntı o adam birinci gibi. Ne yapmış ki o herif? Altı efendi. Allah Allah, altı efendiyle birinci olmazsın ya. Singed'la counterlayabiliriz ama kompumuzun bozulabilecek bir hali yok. Ne lazım ya, bana hiç bakmadım. Abi bilmiyorum ya. Koruyucu melek düşünüyordum ben de. Ne olayım? Yorick'e mana verelim. Ya da Lux'a. Yok ya. Dur. Saldırı hızıyla yeterince çalışıyor Torquaz. Lan Zed falan atlıyor. Biz Lux'ı biraz güvenceye alalım hadi. Hem daha erken ulti atar. Hem biraz zırhı olur, hem de üstüne atlayan suikastçıları yavaşlatır. Dokuz ışıklı birinci nasıl olamayız ya? Olmalıyız yani. Dokuz ışık aga, daha ne yapacaksın? İki level Lux'lı dokuz ışık. Daha ne olabilir? Üç level eksiğimiz var. Nasıl üç level olsa mesela iyi olurdu. Ona çok uğraşmadım. Onlara uğraşmalıydım. Belki de o farktan kaybedeceğiz. Oyunun bu kadar uzamasını beklemiyordum. Son savaşı yendik. O yüzden bakalım ne yapıyor. Bir şey değiştirecek mi? Koruyucu melek verdi oraya. Ben keşke alsaydım koruyucu meleği. Koruyucu meleği almamak büyük hata oldu bu arada bence. Almalıydık. Net almalıydık ya. Sonuçta ışık şampiyonu ölüp tekrar doğduğunda, hele bir de şey veriyorsa, buff veriyorsa, muazzam. Lux bari tekleseydin o Diana'yı ya. Diana'yı tam tekliyordu biliyor musunuz? Çok şey değiştirirdi çünkü Lux seri bir ulti atmış daha olurdu. Çok fazla böcek her yerde. Şahane. Şahane. 12k damage. Vayne 8k damage. Lux 7k damage yasıyor. O da neden oldu biliyor musunuz? Herkesten %35 saldırı hızı alıyor ya her biri öldüğünde. Atak speed 4 böyle tı 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 diye sokuyor bildiğin buradaki bu 198 saldırı gücünü. Runa an! Runa an! Allah'ım, ben bunları hak edecek ne yaptım?
Ne item istediysem düşüyor gökten, çıldıracağım. Vayne vereceğiz direkt. Vayne ölüm makinesi olacak. Ama yerini ayarlamamız gerekecek. Nereye koyalım şimdi bu keratalar o zaman? Vayne artık... Gerçi abi 30 canın önemini mi kaldı? Vayne koyar geçerim, daha buff'ını almasın. Boşver. Bu saatten sonra 30 can ne yapacak zaten? Beni önden korusun bu da. Aynen. İki yaptı en iyi, sıkıntı. Lan Tibbers'ın bir level hali miydi o sabahtan beri bizim kapıştığımız? Bir de ikili... Abooo, Tibbers biraz fena olacak. Ama bizim takım çok güçlü ya. Bizim takım kağıt üzeri kompozisyonu gibi abi. Muazzam bir takım. Oyun runağın vererek ekmeğimize yağ sürdü ama Vayne ölünce biraz sıkıntı oldu şu an. Neyse ki Lux'la sapıtmış durumda. Buçuk saldırı hızıyla vuruyor. Galiba GG bitti mi? Bir turumuz daha var. İki can kaldı. Allah'ım, the dream! The dream! The dream! Bilerek kaybedeyim mi bir tur daha oynamak için? Lux bulmaya çalışıyorum. Alayım mı riski? Ne olacak ki? Dereceli değil sonuçta. Aa, Lux'ı çaldı. Ama hala bir tane Lux olması lazım. Oyunda bir tane daha Lux var ya. Kimi çekelim burayı kaybetmek için? Çok mu riskli olur? Abi Jax'i çekiyorum, hadi bakalım. Ay, otomatik iniyor ki öyle yapınca. Olsun, ışık modusunu bozduk sonuçta. İki tane Lux olmuş oldu. Hadi bakalım. Oy, iki Lux daha fena oldu lan. Oğlum yenilemedik bile lan. Daha kötü oldu, bu ne lan? Yok ettik adamı, hatta bak. Yenileyim derken daha kötü yaptım. 3 level Lux istiyordum, 9999 vuran ya. Neyse, GG. "20 vurur efendiler, yapma bence." Hayır abi, ne alaka efendiler? Efendileri kötü yapan en önemli şey damage çıkaramıyor olmaları. Dete eleyemiyorlar. Çünkü getirdiğin yaratıklar hasar vermiyor ki. Yerde senin hiç şampiyonun kalmıyor. Sadece yaratıkların kalıyor. Player damage vuruyorsun sadece. Hayatta 20 vuramazdı bu herif. İmkanı yok. GG.